Herkes milyoner olmak ister değil mi? Ancak düşük ya da orta gelirle bunu başarmak mümkün mü? Tüm maaşınız günlük masraflarınıza gidiyorsa nasıl zengin olabilirsiniz? Bu bölümde düşük gelirle bile zengin olmanın sırlarını keşfedeceğiz. Ronald Reed'i duydunuz mu? 2014 yılında 92 yaşında vefat eden Ronald, hayatı boyunca temizlikçi ve benzin istasyonu görevlisi olarak iş yaptı. Herkes onu düşük gelirli, orta sınıf, çalışkan bir adam olarak görüyordu. Ancak öldüğünde neredeyse 8 milyon dolarlık bir serveti biriktirmişti. Hatta karısı bile bu servetten haberdar değildi. Düşük gelirli bir işçi olan Ronald, böyle bir serveti nasıl elde edebildi? Bugünkü bölümde Ronald Reed'in düşük gelirle milyoner olma hikayesini anlatacağım. Tasarruf yapmanın öneminden bahsedeceğim ve ardından önce kendi ödeme yapmanın neden kritik olduğunu ve yeni gelir kaynakları yaratmanın yollarını beraber keşfedeceğiz. Son olarak Ronald'ın yatırım stratejilerini ve ayı piyasalarını nasıl zekice kullandığını göreceğiz. Hazırsanız girişimci yatırımcı başlıyor. Girişimci yatırımcı Ronald hikayesini anlamak için tasarruf yapma ve yatırım yapmanın önemini bir ağaca benzetebiliriz. Bir ağacın büyümesi zaman alır. Sabır ve bakım gerektirir. Ancak doğru stratejilerle yıllar içinde sağlam bir ağaç haline gelebilir. Ronald da sabır ve disiplinle yıllar içinde finansal özgürlüğüne ulaştı. Zenginliğe ulaşmanın basit ya da kolay bir yolu olmadığını vurgulamalıyım. Öncelikle düşük ya da orta gelirle servet biriktirmek için çok çalışmak ve büyük öz disiplin gerekiyor. Ancak başarılı olma şansınızı arttırmak için kullanabileceğiniz teknikler var. Öncelikle servet biriktirmek için para biriktirmeniz gerekir. Birçok insanın düşündüğünün aksine kritik faktör ne kadar kazandığınız değil ne kadar tasarruf ettiğinizdir. Gelirinizi alın, giderleri çıkartın ve geriye kalan parayı tasarruf ve yatırım için ayırın. Herkesin gelir düzeyi farklı. Ancak herkese açık bir içerik oluştururken kapsayıcı olması için Türkiye ortalamalarını baz alarak gelin sizinle bir hesap yapalım. 2024 yılı için Türkiye'de ortalama aylık net maaş 27 bin 550 lira. Metrekare başına kira ortalaması ise 138.2 lira. Yani 100 metrekare evde tek kişilik gelirle yaşıyorsanız ortalama 13.820 TL kiraya gidiyor. Geriye kalan 13.730 TL'nin 8.730 TL'si de fatura, yiyecek ve diğer gelirlere ayrılırsa net olarak elimize 5.000 TL kalıyor. Bu 5.000 TL'yi kur değişimlerinden de etkilenmemek için her ay bir yabancı hisse senedi fonuna yatırdığımızı farz edelim. S&P 500 endeksini takip eden bu fonlar son 50 yılda dolar bazında ortalama %7 getiri sağladı. Bu tür bir fonda 150 dolar düzeyindeki bir yatırım size de yılda ortalama %7 getiri sağlayacaktır. Bu yatırım 35 yıllık çalışma hayatınızı tamamladığınızda banka hesabınızda 250 bin dolara yakın bir para olmasını sağlayacaktır. Bugünkü kurla tam 8,5 milyon TL. Hem de bu miktar aylık yatırım miktarınızı 35 yıl boyunca 150 dolardan tek bir kuruş arttırmadığınızı varsaydığımız durumda geçerli. Bileşik getirim mucizesi sayesinde aylık katkınızda arttırdığınız her lira size katlanarak dönecektir. Eğer aylık katkı miktarınızı her yıl %10 düzeyinde arttırmayı başarırsanız yani seneye aylık katkınızı 165 dolara sonraki senede 181,5 dolara arttıra arttıra ilerlerseniz 35 sene sonra emekli olduğunuzda toplam yatırım miktarınız tam 1 milyon 85 bin dolar yani bugünün parasıyla 35 milyon TL'nin üzerinde olacaktır. Bu bileşik getiriyi hesapladığım hesap makinesini aşağıda bölüm notlarına bırakıyorum. Siz de her ay kenara ayırabileceğiniz miktarı oraya yazarak tahmini getiriyi hesaplayabilirsiniz. Bu tür bir getiri için Ronald Reed neler yaptı ve siz neler yapmalısınız? Gelin ona bakalım. Önce kendinize ödeme yapın. Yaşam tarzınızı gelin geliriniz arttığında değiştirmek ve hemen evinizi, arabanızı bir üst kademeye yükseltmek çok yaygın bir hatadır. Daha fazla para biriktirmek için tutumlu bir yaşam tarzı sürdürün. Daha fazla para biriktirmenin yolu önce kendinize yani geleceğinize ödeme yapmaktır. Maaşınız yattığı anda o 5000 TL'yi yatırım hesabınıza aktarın. Farz edin ki her ay 5000 TL daha az kazanıyorsunuz. İkinci olarak yeni gelir kaynakları yaratın. Çoğumuz zamanımızı sabit bir maaş karşılığında takas ettiğimiz tek bir işe sahibiz. Bu sonsuz bir şekilde ölçeklenemez. Çünkü sonsuz zamanımız yoktur. Haftada veya ayda sadece belirli saatler vardır. Zaman tuzağından kaçmak için yeni gelir kaynakları yaratmamız gerekir. Araştırmalar kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin çoğunun iki veya daha fazla gelir kaynağı olduğunu göstermektedir. Pasif gelir sağlayan veya sadece haftada birkaç saat alan bir yan iş bulun veya yıllık temettü ödeyen güvenilir hisse senetleri alın. Fırsatınız olursa da ev alıp kiraya verin. Bu pasif gelirler maaşınıza harika bir ek olacak ve işinizi kaybederseniz size biraz güvenlik sağlayacaktır. Ancak ekstra geliri harcamak yerine tasarruf edin. Üçüncü olarak zor zamanları fırsata çevirin. Ronald Reed 55 yıl boyunca yatırım yaptı ve bu süre zarfında 6 büyük ayı piyasası yaşadı. Ayı piyasası genellikle geniş bir piyasa endeksinin %20 veya daha fazla düşüş yaşaması anlamına gelmektedir. Çoğu yatırımcı ayı piyasalarından korkar ve bunun psikolojik etkileriyle başa çıkmakta zorlanır. Yatırımlarınızın gün ve gün düştüğünü görmek zor olabilir. Paranız %20, 30 veya belki hatta %50 düşerse bunu izlemek çok zordur. Ancak servet inşa etmeyi hedefleyen uzun vadeli bir yatırımcıysanız ayı piyasalarını sevmeli ve hatta onlara dua etmelisiniz. Onlar hayatınızda zengin olmanız için elde edeceğiniz en iyi fırsatlardır. Ayı piyasaları sırasında çoğu şirket indirimde olur ve harika şirketleri harika fiyatları satın alabilirsiniz. Ronald uzun vadeli bir yatırımcıydı ve tüm ayı piyasalarını yatırımlarını servet yaratmaya dönüştürmek için kullandı. Resesyonlar veya ayı piyasaları sırasında panik satış yapmadı. Daha fazla yatırım yaptı daha fazla para biriktirdi ve inandığı şirketlerin daha fazla hissesini satın almak için düşük fiyatlardan yararlandı. Böyle zamanlarda Warren Buffett'ın harika bir sözünü hatırlamak önemlidir. Başkaları aç gözlü olduğunda kork ve geride dur, başkaları korktuğunda ise aç gözlü ol. Ayı piyasasını avantajınıza kullanın ve harika şirketleri harika indirimlerle satın alın. Ronald'ın ayı piyasalarında bazı şirketlerden para kaybettiğini belirtmemiz gerekiyor. Örneğin 2008'deki finansal kriz sırasında iflas eden Lehman Brothers'a yatırım yapmıştı. Ancak Ronald'ın yatırımlarının çoğu çoğu diğer şirketlerindendi. Ve resesyonları atlatan şirketler ilerleyen yıllarda büyüdü. Peki buradaki başarı formülü nedir? Ronald Reed'in hikayesi, geliriniz ne olursa olsun, paranızı akıllıca yönetip iyi finansal kararlar aldığınız sürece herkesin milyoner olabileceğinin bir kanıtı. Eğer düşük bir gelirle bile milyoner olmak istiyorsanız, işte bu hikayeden çıkartılacak 3 ders. 1. Harcamalarınızın altında yaşayın. Kazandığınızdan daha az harcayın ve geri kalanını yatırın. Tutarlı bir şekilde yatırım yapın. 2. Temettü hisseleri satın alın ve tüm temettüleri yeniden yatırım yapın. Bu genel olarak sağlıklı yatırımlar yapmaya yönlendirecektir. 3 Ayı piyasalarını avantajınıza kullanın. Harika şirketleri, harika fiyatları satın alın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için bonus olarak size bir de kitap tavsiyesinde bulunayım. İçerisinde Ronald Reed'in de hikayesinin yer aldığı Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi adlı kitabı özellikle yatırım hayatına yeni başlayanlar için mükemmel bir rehber olacak. Bu ilkeleri takip ederek Ronald Reed gibi siz de düşük gelirle nasıl milyoner olunabileceğini öğrendiyseniz sıradaki videomuzu kaçırmayın. Zenginler nasıl borçlu servet kazanıyor bu 5 yolu öğren. Bu bölümde borç kullanarak zenginliğe ulaşmanın yollarını keşfedeceğiz. Sakın kaçırmayın.